Ne diyordu dün? Bir gece ansızın gelebilirim. Meğersem o bu şarkıyı bilindik makamında en naif şekilde Esad için söylüyormuş. Bir gece ansızın gelebilirim. Recep Tayyip Erdoğan'ın MKYK toplantısında söylediği bazı ifadeler bir köşe yazarının köşesine taşınmış. Oradan okuduk. Recep Tayyip Erdoğan diyor ki keşke Esad Özbekistan'a gelseydi. Görüşürdüm. Yüzüne söylerdim ama o gelmez diyor. Şimdi bu cümleyi kullanmış olabilir ama bu cümleyi Hürriyet gazetesindeki bir köşeye taşıyan nedir? MKYK toplantısı jammerların olduğu, dinlemenin mümkün olmadığı, büyük bir gizlilik içinde yapılan bir toplantıyken toplantının en can alıcı cümlesi bugün Hürriyet gazetesinde bir köşede. Bu ne demek? Bu servis edilmiş demek. Yoksa köşe yazarının gidip de ortam dinlemesi yapması veya oradaki bir kişinin o kişiye bilgi aktarması değil, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurumsal olarak perde arkası olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın bu cümlesini servis etmesi söz konusu. Bunu bütün gazeteciler bilir, bunu bütün vatandaşlarımız da bilsin. Yani Tayyip Bey hangi hal ve şartta olursa olsun Esad'la görüşmeyi kafaya koymuş ve bunun yolunu yapıyor. Hem Türkiye kamuoyunu hazırlıyor hem de Esad'a, ihtimal o ki Esad açık bir talepte bulunsun demiş, Esad'a selektör yapıyor. Bunu görmek, bilmek için kahin olmaya gerek yok. Esad'la aracı olmadan görüşülmelidir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanımız 2002 yılından beri 10 yıldır dilinde tüy bitene kadar söylüyor. Dilinde tüyler bitti. Peki o günden bugüne ne oldu? Katil Esad'la görüşmem. Esad'ın elinde kan var. Artık o benim için Esad değil Esed. Diktatörle görüş diyenler gitsin kendi görüşsün diyenler seçim senesine gelinince bugün başka bir noktaya geldi. Ey Merkel deyip U dönüşü yapıp Şansölye Merkel'in karşısına geçen Recep Tayyip Erdoğan. Ey Macron deyip Macron iyi dostumdur diyen Recep Tayyip Erdoğan. Ey Trump deyip Trump'tan destek isteyen, Trump'ın ona hakaret mektubunu katlayıp nezaketle gidip Trump'a götüren ve bu konuda bir kelime etmeyen Recep Tayyip Erdoğan. Ey Biden deyip Biden'a hayırlısı olsun ziyareti için sırf telefonda 4 ay sırada bekleyen Recep Tayyip Erdoğan. Rus uçağını ben düşürdüm diye övünüp Rusya'ya özür mektubu yazan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu U dönüşünü yapacağı zaten belli, zaten kaçırılmaz. Bugün bu noktaya gelene kadar ne oldu? 245 şehidimiz var. Hangi tarihten beri? 22 Haziran 2012'den bugüne. Tam 10 yılda 245 şehit. Polis, asker, kamu görevlisi. Hepsi bu inadın sonunda Suriye'de şehit olan evlatlarımız. Ne diyordu dün? Bir gece ansızın gelebilirim. Meğersem o bu şarkıyı bilindik makamında en naif şekilde Esad için söylüyormuş. Bir gece ansızın gelebilirim. Bekle beni diye. Şimdi cevap beklediği belli. Görüşecek. Görüşmesinde şaşılacak bir şey yok. Yine de görüşmesi gerektiğini söylüyoruz. Ama Esad'la görüşerek, bütün komşularla görüşerek, Birleşmiş Milletleri, Avrupa Birliği'ni, Güvenlik Konseyi'ni bu işe dahil ederek Suriye'deki savaşı bitirecek, Suriye'deki iç karışıklığı sonlandıracak, Türkiye'deki bütün sığınmacıları Suriye'ye geri gitmelerini sağlayacak yöntem, formül, irade Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir. Bu irade Millet İttifakı'ndadır. Sorunun sebebi olanlar sorunun çözümü olamazlar. Bu sorunu Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin başına bela etmiştir. Atatürk'ün komşularla iyi ilişkiler içinde olun vasiyetini terk ederek Suriye'deki karışıklıktan ve Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılardan doğrudan ve tek başına Recep Tayyip Erdoğan sorumludur. Seçim senesi olana kadar Birleşik Arap Emirlikleri'ni darbe finansörü şerefsizler diyenler birkaç bin, 10 bin, 20 bin dolar için, 10 milyar dolar, 20 milyar dolar için şerefsiz dediklerine evlatlarına sarılır gibi sarıldılar. Düne kadar biz Cemal Kaşıkçı'nın dosyasını iade edersek çocuklarımızın yüzüne nasıl bakarız diyen Recep Tayyip Erdoğan dosyayı hediye paketiyle yolladı. Seçim senesi dünyanın hiçbir yerinden kendisinin içinde bulunduğu durumda, Türkiye'nin düşürdüğü itibarsız durumda kendisinden selamlaşan yok. Yarattığı düşmanlarla barışarak dış politikada iyiye gidiş göstermeye çalışıyor. Bu tamamen bir illüzyondur,
buna Türkiye Cumhuriyeti'nin ve bu ülkede yaşayan insanların karnı toktur. Bu sorunların çözümünün tamamı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin geleneksel, barışçıl, ilkeli ve dış politikada dengeli tutumunu sürdürmesi, yeniden o dış politikayı inşa etmesiyle mümkündür. Suriye'de de bütün komşularla da barışa ve iyi ilişkilere kapı aralanabilir. Ama bu kapının aralanması seçimde sandığa giren seçmenin oyu kullandıktan sonra perdeyi aralayıp çıkıp oyunu sandığa atmasıyla başlayacak. Ondan önce sorunun sebebi olan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sorunun çözümü olacağını kimse düşünmesin. Böyle bir ihtimal yoktur. Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Mücahit Arınç bir televizyon programında SPK ve rüşvet iddiaları ile ilgili şöyle söylemiş. İddialar ve bu iddiaların ciddiyeti ve gerçekliği ile ilgili bir durum varsa mutlaka soruşturulmalı. Gereğinin yapılması elzemdir. Bu devletin malı gereğinin yapılmasını gerektirir. Şimdi bir zamanlar Bülent Arınç Adalet ve Kalkınma Partisi'nde kimsenin demediğini diyen, söylediğini tersten söyleyen, görece AKP'nin tutumuna göre daha sağduyulu, bazen daha vicdanlı pozisyonlar açan, AK Parti'nin siyasi riskini sigortalayan bir rol üstlenirdi kendisi. Ama her kavşakta, her sıkıntıda Recep Tayyip Erdoğan her bunaldığında ilk yardıma o koşar. Sonra yine başka bir pozisyon açar. O pozisyonda bazen çok kötü sözler duyar. Bazen de iş öyle kapanır gider. Mücahit kardeşimiz babasının rolüne soyunuyorsa o rolden babası ne kazandı, Türkiye ne kazandı onları değerlendirsin. Ama bir gerçek var. Bugüne kadar 2,5 hafta önce yani bundan tam 18 gün önce biz suç duyurusunda bulunduk. AK Parti'den ses yok. Savcılardan ses yok. Emniyetten ses yok. Mücahit Arınç'tan ses var. Mücahit Arınç'ın sesi kendini bağlar mı bilmem ama partisinden duymayı beklediğimiz ses çok daha yukarılardan ve esas milletin beklediği ses savcılardan. İsimlerinin başında Cumhuriyet unvanını taşıyan savcıların bu kadar kokuşmuş, bu kadar rezalet bir duruma kayıtsız kalmalarına günü gelince biz kayıtsız kalmayacağız. Daha önce söyledik, bir daha söyleyelim. Soruşturan soruşturur, soruşturmayan soruşturmaz. Gün gelince bunlar zaten soruşturulur ama o gün, bugün soruşturmayanlar da soruşturulur. Bunu akıllarını başlarına alsınlar ve gün gelince bugünkü ben bir şey yapmadım. Bazen bir şey yapmamak bir şey yapmaktır. Bu kadar pisliğe, bu kadar yolsuzluğa, bu kadar kokuşmuşluğa bir şey yapmayan Cumhuriyet savcısı emin olun bir şey yapıyordur. Bunu da tarih önünde ve emin olun kanun önünde gelecek dönemde bunun hesabını kendisinden sorarlar.